Ankara merkez bölgesinde. Eski para değil mi? Evet. Dolar. Şimdi eski, o zaman öyleydi şimdi sonradan. Ondan sonra da biz vardık 7 saatte vardı bir ukdele uçak. 7 saatte. Vardık oraya indikten sonra yalnız giderken biz 4 tane aşağı yukarı amaratlı vardı. 2 tane karaşıklı vardı. 1 tane eğimli vardı. 5'imiz 6'mız bir bindik. Binerken bir genç oğlan böyle hanımını götürüyordu. Aydınlığı. Nereye gidiyorsun diye bana sordu. Dedim ki ben Belçika'ya gidiyorum dedi. Kimin var arkadaş orada dedi. Abim var dedim. Adı ne dedi. Hacı Ahmet dedim. Soyadı Üzüm dedi. Başka kiminiz var dedi. Dedim Hüsamettin Kestane var, Mehmet Kurt var. Bunların üçü bir aynı koydum dedi. Dedi ki bak dedi sen şu benim hanıma mutlaka da dedi. Ben pasaportlarını onları döndürürüm dedi. Ben istek olarak gidiyordum. Konya'nın Meram yolu üzerindeki sigorta hastanesini biz yaptık o zaman. Ondan sonra oraya vardık neyse gelin şurada duruyor biz de şeylere mukat olduk. Orada inince tesadüf bir taksi tuttu olan trenden indik. Taksi tuttu taksiyle kendilerinin karaşıklıların yattığı ülkeye vardı Aymar. Hep karaşıklılar yaşlısı ihtiyar hep orada. Hep işçi olacaklar. Çoğultuluş. Tamam mı? Ondan sonra bana dediler ki sen bekleyeceğin saat 10 gecenin. Bizim işimiz çıkacak gelecek. Senin kardeşini bilen, emniğin oğlunu bilen kişi. Yattığı yeri de biliyor o. Seni götürür. Ben oraya oturdum. Tabii genç. İhtiyar da var, genci de var. Yemek yedim orada. Yemek yediyorlarmış. Yemek yedim. Ondan sonra çocuk geldi, bir yağmur yağıyor ama alabildiğine. Geldikten sonra yalnız o çocuk beni direktmen kendi evine götürdü. Hanımıyla. Taksiden indirdi. O zaman Avrupa'da durup da 5-10 yıl umurlarından duran kadın adamlar az veya çok dil belliyor, biliyor. İhtiyar kadınlarla kalıyordu, genci bulamazlar da. Efendime söyleyeyim. O da dil biliyordu. Kadına dedi ki, kadına dedi ki bak dedi sen bunu yukarıya çıkart dedi ben geliyorum dedi efendime söyleyeyim şimdi o yukarıya çıktı hanımını aldı gelin aldı yukarıya çıktı biz ondan ikimiz kaldı ondan sonra beni aldı karaşıkların hayvana götürdü oraya varınca dedi ki arkadaşlar bu Kayserliymiş bunun burada abisi kalıyormuş arkadaşları kalıyormuş bu buraya gelmiş dedi sen git dediler tamam onu saldık. Saldıktan sonra benim karnımı doydurlar orada Allah duruyorlar sallara kulaklar çınlasın öldüler sallara ondan sonra geldi çocuk bir de bir rahmet yağıyor şöyle iniyor mübarek o zaman gelince dediler ki arkadaş bu adam Karakayalıymış dünyanın Karakayalı bunun kardeşi var mı Hacı Ahmet Üzüm işte Mehmet Hüsamettin Kestane Mehmet indi dedi ki ben dedi seni götüremem dedi bana. Hadi. Kulağı şunlusu. Duruyor muhakkak. Yaşlı değildi, genç idi. Çok sıraklı biri olan. Ben gideyim de dedi. Bunların adamını çağırayım dedi. Gidip çağıracak bu. Gitti. Oradakilerin de baktım. Orada çalışan insanların yüzde 60'ı bisiklete biniyor. Hep bisiklet almışlar. Oraya gitmek için ocağa. O zaman işte bir de gitti. Gittiydi. Hep çoğunluğu öldürdü. Yukarıya gitsin Ramazan. Bir de baktım ki abim Hüsamettin Kestane, Mehmet Kurt geldiler çıktılar. Beni oradan aldılar. Birisi elimde peynir götürdüm buradan. Bu aylar değil dedi. Bu aylara yakın. Peynir götürdüm ben. Dinemini götürdüm buradan koya. Ondan sonra giderken bizi götürdüm. 12 numaralı hayim vardı orada. 12 numaralı hayim. Cami vardı hemen yanında yakın. Oraya götürdü beni abim, rahmetliyim, makamı cennet olsun. Hüsamettin abi. Bunlar gelirken bana bir yağmurluk getirmişler. Yağmur yağıyor ya. Arabayla gelmemişler, bisikletiyle gelmişler. Üçü de. Arabayı nereden alacak? Arabayı nereden alacak?
Yani bisiklete abimin arkasına ben bindim. Elimdeki çantayı da Hüsamettin abi aldı. Doğu köyü Batırım'da. Mehmet Kut'ta ufak yolu bir çiğ vardı, onu da aldı. Gittik vardı, oraya vardı. 12 numaralı tansiyon. 12 numaralı tansiyonda 8 gün yattım orada. Bir haftadan bir haftaya. Yattıktan sonra abim rahmetliyim dedi ki oranın ocağı yüksek. Tren gibi şey çalışıyor. Benim Belçika'da Liege'de çalıştığım 30 santimdi şöyle. Şuramla şuram dönmüyor. 3,5 sene çalıştığım yerde. Efendime söyleyeyim. Kardeşim dedi bana rahmetli. Burada dedi Belçika'da çalışan bir insanın en az 5 tane çocuğu olmalı. Abimin de 5 tane. Abimin de 5 tane çocuğu vardı ya. Ben dedim ki çocuk ne yapar, çocuk parası bol ya orada. Çocuk parası bol. Ben mesela destek yapacağım çünkü insülinleri var arabadaydı. Ne yaptı? Abim,